Toprak alanlarımızın kapatılması gerektiği noktalarda ilk tercihimiz tabii ki çimdir. Özellikle yoğun uygulamalı basılacak yerlerde kalın tikstür yapraklı olan çim türlerini tercih etmemiz bizim için faydalı olacaktır. Çim kullanamayacağımız özellikle eğimli, şev alanlarının olduğu yerlerde, su tutmayan bölgelerde yer örtücü türlerini tercih etmemiz bizler için daha iyi olacaktır. Yer örtücü gruplarında kaz ayakları, acem halıları gibi türleri, yayılıcı anlamda çiçek veren türleri tercih edebileceğimiz gibi aynı zamanda kekik otu gibi güzel kokulu ve biçildiği dönemde de kullanılabilecek olan türleri tercih edebiliriz. Yine yonca türleri de yer örtücü gruplarının içine dahil olabilmektedir. Bunların bir avantajı yabani otların çıkımını engellemesiyle beraber aynı zamanda çok basım olmayan yoğun alanlarda ya da dar bölgelerde de yine güzel bir görüntü sağlayacak olmasıdır. Yer örtücülerin dışında yine yoğun, şevli ve kapatmak istediğimiz bölge alanlarında da sarmaşık gruplarını da tercih etmemiz söz konusudur. Sarmaşıkların bir dezavantajı birbiriyle büyüme gelişimleri aynı hızda olmayan türleri aynı şekilde dikim aralıkları bulunarak uygulama imkanımız düşük olabilir. Bunu engellemek adına yer örtücü gruplarda yine otları kombinasyon ederek yapabileceğimiz bir toprak alan kapatması bizim için çok daha sağlıklı olacaktır. Çiçekli türlerde de yine ipek grubu gibi yer örtücü türleri tercih etmemiz yaz aylarında bahçemizin çiçekli bir görüntü sağlamasına neden olacaktır.